Selim! Selim! Ay daha uyanmadın mı ya? Hadi geç kalacağız. Selim neredesin ya? Şişt, beni mi arıyorsun? Aa! Sen daha giyinmemişsin. Emin misin? Bir daha bak istersen. Of! İşe geç kalacağız, işe. Hadi git giyin. Zibidi gibisin şurada. Git takım makım bir şeyler giy. Vallahi ben işimin başındayım. Sen kendi işine bak. Selim, beni delirtmek için mi yapıyorsun? Alakası bile yok Şebnem. Birazdan müşterilerim gelecek. Onlar için hazırlık yapıyorum. Sen de bütün toplantılarımı iptal et. Çünkü gelemeyeceğim. Ha böyle teknik köşelerinde hayatımı ziyan edeceğim diyorsun. Çok güzel. O değil. Ben kendi kariyerimi düşünüyorum sadece şu an. Aa, o zaman bana yardım et. Madem asistanlıktan bu kadar hoşlandın, burada da asistanlığımı yap. Saçmalama ya, giyinmişim böyle şık şık adam. Sen benim elime fırça veriyorsun. Pardon? Patron ne diyorsa onu yapacaksın. Hadi, çenen değil elin çalışsın biraz. Şu hale bak ya. Koskoca holding patronun asistanı ne hale geldi ya? Yakıştı ama. Selim! Ha? Anlaşıldı şimdi senin derdin. Sen öyle san. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Selam, buyurun. Merhaba Selimciğim. Ne haber? İyiyim Ahmet Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hanımefendi kim? Yeni mi çomuz? Hayırlı olsun. Teşekkürler. İçeriyiz. Ben ne şimdi miç oldum ya? Allah Allah. Ayrıca bu adam da mı öğrenci? Hayır. Ahmet Bey teknenin sahibi. Kızlar da onun arkadaşı. Olayımız da yelken dersi değil, kaptanlık. Zaten mantıklı düşünürsen sadece yelken dersiyle geçinmen mümkün değil. Hadi hadi kaytarma. Daha çok işimiz var. Arkadaşım ya. Kalk kalk kalk. Ki ki ki. Allah Allah. Belki rahatsız oluyoruz. Belki bebek var. Belki hastamız var. Yuh yani. Kıskançlığın da bu kadar Şebnem. Ne alakası var ya? Hiç de bile. Allah Allah. Ayrıca bunlar niye kıyıda eğleniyorlar? Kıyıda eğlence mi olur? Biz niye açılmıyoruz? Sen kıyı kaptanı mısın? Bugün açılmak istemediler. Ha, niye? Ya bana ne? Ayrıca sana ne? Müşteri ne diyorsa onu yapmak zorundayım ben. Yok ya. O kadınlardan biri sana asılırsa ne yapacağız? Ne yaparsın be Şebnem? Müşteri veri nimetimiz. Ne? Ah ya, ne güzel sen işin gırgırındasın. Neden? Çünkü ekmek elden su gölden takılıyorsun değil mi? Ben sevdiğim işi yapıyorum Şebnem. Hmm, bunda bana yüzen garsoniyenin kaptanı söylüyor. Saçmalama. Onlar arkadaş Şebnem, arkadaş. Hı-hı, kesin öyledir. İyi. İnanmıyorsan kendi gözlerinle gör. Hayır gel, be. Gel. Ne oldu? Bir sus pus oldun. Doğruymuş değil mi dediklerim? Evet. Demek ki neymiş? Bundan sonra... Tamam tamam uzatma lütfen. Yeter. Şebnem gelsene böyle. Niye? Titanik mi yapacağız? Ya gel sen bir. Gel. Gel. Dikkat et. Tamam, dön şimdi. Niye? Of Şebnem, bir kere de benim dediğimi yapsan, bir kere de sorgulamasan ne olur? Tamam, tamam. Tamam. Şimdi gözlerini kapatıyorsun. Ekliğinden yavaş yavaş ayrıldığımızı düşünüyorsun. Rüzgar hafif hafif yüzüne çarpıyor. Tekneyi bir tek sen idare ediyorsun. Sen nereye istersen oraya gidiyor. Deniz seni bazen zorluyor. O yüzden teknenin dümenini daha sıkı tutman gerek. Şimdi yavaşça ellerini gevşetiyorsun.
Sonra yelkenin ipini çekiyorsun. Tekneye vuran her dalgayı hissediyorsun. Şimdi motoru kapattın. Sadece denizle, rüzgarla ve kendinle baş başa kalıyorsun. Rüzgar yavaş yavaş saçlarını dalgalandırıyor. Sadece rüzgarın ve dalgaların sesini duyuyorsun. Benim mutluluğum da böyle bir şey. Selim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu ayın ödemesi için muhasebeye talimat verdim. Yarın hesabına geçer. Sağ olun Ahmet Bey. Zaten hiç aksatmıyordunuz ki ödemeleri. Sen işini iyi yaptığın sürece niye aksatalım ki, değil mi? Daha çok var mı kredi borcun? Ne kadar kaldı? Var biraz. Ama çalışıp ödeyeceğiz. Başka yolu yok. Haklısın. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Siz de. Kolay gelsin. Sen tekneni kendi paranla mı aldın? Biraz peşin, biraz da kredi. Ne oldu ki? Hiç. Şaşırdım biraz. Belli oluyor yüzünden. Hoşuna gitti herhalde buralarda olmak. Yok ya. Amelilikten başka bir şey değil. Doğru. Sen olsan dergi kapaklarında olmayı tercih ederdin herhalde. Tabii ki. Gerçi kendi paranı kazanmana şaşırdım. Takdir de ettim doğrusu. Peki bir şey soracağım. Gerçekten hiç para almıyor musun? Hayır. Yani şirkette çalıştığım zamanlar hariç. Gerçi orada da çok fazla çalışmadım. Ha bir de zamanında bir ev almıştı babam. Üniversitede okurken. Onun dışında başka hiçbir şeyim yok. Hoş gerçi o evde onun üstünde ama... yani şimdi gelse bütün mal varlığımı senin üstüne yapacağım dese... başta ben kabul etmem. O da ayrı mesele. Niye ya? Benim param değil. Yani ben çalışıp kazanmadım. Babamın parası, babamın işi. Yani benim ailemin mal varlığı bunlar. Zengin olan onlar, ben değilim. Bugün hep sen soru sordun ya. Bir soru da ben soracağım. Gerçekten mutlu olduğun işi yapmak istemez miydin? Bilmem. Yani isterdim tabii. Ben aslında ne yapmak istediğimi değil de... ne yapmak istemediğimi çok iyi biliyorum galiba.